Müzisyenler uzun süredir gelir elde edemedikleri için zor durumdalar. Pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve bir müzik prodüksiyon şirketiyle birlikte seyircisiz Yeditepe konserleri düzenlendi. Ve bu konserler tartışıldı toplumda. Sen de bu konserlerde yer aldın. Bu etkinliklerin maddi boyutu da çok tartışıldı. Konserlerin YouTube yayınları acaba az mı izleniyor gibi tartışmalar yapıldı. Bu eleştiriler hakkında ne düşünüyorsun? Devletin desteğinin yeterli olduğunu söyleyebilir misin? Ve şimdi soruyorum. Müzik sektörü çöküşte mi? Yani zor bir dönemden geçtiği çok doğrudur. Belki çöküşte dememek lazım. Hani duraksama ya da gerileme belki diyebiliriz. 2 yıldır mecliste telif hakları yasası bekliyor. 3-4 maddeye odaların, meslek birliklerinin ciddi itirazları olduğu için bir türlü bir konsensüs oluşturup olumlu bir şey çıkmadı henüz maalesef. O telif hakları yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. Bu pandemi sürecinde de gerçekten ben ilk aylarında bu ekonomik paketler açıklanırken dışarıda çalışan müzisyenlerin ne durumda olduğunun farkında olduğum için ve çevreden de bu iş, yani Bakan Bey'le bir telefon görüşmem oldu, Kültür Bakanımızla. Dedim ki hani bu ekonomik paketler açıklanıyor ama bu dışarıda çalışan müzisyenler gerçekten çok zor durumda. Yani barda, orada, burada konservatuvar mezunları ve yetenek çocuklar ve hiç iş yapamıyorlar. Bu müzisyenleri de bu kapsamın içine sokacak bir şey yapabilir miyiz diye bir telefon görüşmesi yapmıştım. Sayın Bakan da bunların çoğu şey dışı, kayıt dışı ve bu çocukları kayıt altına alacak bir çalışmanın içindeyim diye kendisinin ifadesidir bu. Ben Müziksel Sendikası üzerinden acaba bu, hani şu süreç belki bu dediğiniz şey uzun vadeli bir şey, belki hani şu dönemi, sıkıntıyı nasıl atlatırız diye bir şeyim vardı, çabam vardı. Şimdi orada öyle bir çalışmanın olduğunu düşünüyorum ama onun dışında külliyenin yaptığı, yani şöyle düşünelim, 120 sanatçı galiba konser verdi. Her sanatçının 10'ar tane müzisyeni olsa 1200 kişi, 4'te çarpsan 5000'e yakın aile en azından bu pandemi sürecinde yani mesela diyebilirsin ya Yavuz 120 Bingöl, sanatçı mı konser verdi? 120 sanatçı ortalama. Ben daha az sanırım. 120 sanatçı devam ettiği için. Devam, evet. Eylül sonuna kadar devam ediyor. 120 diye rakam var. Yani bir 5000 kişi en azından bu pandemi sürecinde en azından bir ekmek kazanmış oldu. Ben yazılan çizileni fazla siyaseten yapıldığını düşünüyorum. Ben işin bu tarafından bakıyorum. Mesela kaşelerimizi de tam almadık. Atıyorum 5 liraya gidiyorsan 3 liraya gidiyoruz o konsere. O 2 lirayı orkestraya yansıtıyoruz çünkü. Peki orada bir rakamlar ben Polat Yağcı'yla da, yani bu işin mimarı olan Polat Yağcı'yla da oradaki, burada tabii ki bir arkadaşlarımın hazırladığı sorularda orada bir müzik organizasyon prodüksiyon şirketi gibi geçiyor ama ben Polat Yağcı'dan da dinledim işin o tarafı. Burada şu eleştiriliyor tabii ki, yani Cumhurbaşkanı sevdiği müzisyenlere orada konser verdiriyor gibi mi? Sence orada öyle mi oldu? 120 sanatçı var ve Cumhurbaşkanı 120 sanatçıyı sevebilir. Evet. Ya ona bir sınır, kota koymuyoruz orada, şu kadar sanatçı sevebilirsin evet, gibi. Evet evet. Orada ben öyle bir ama hepsi ayrım, onun sevdiği sanatçılar mı? Bence orada öyle bir ayrım, yani patır patır insanlar ölüyor. Günde 100-150 insan kaybettiğimiz dönemler vardı pandeminin ilk döneminde, biliyorsunuz. Yani öyle bir ayrım gözetildiğini hiç düşünmüyorum. Çok gerçekten çalışamayan müzisyenler. Yani sen orada Cumhurbaşkanı'na muhalif sanatçılar gördün mü? Vallahi 120 sanatçının tam listesini bilmiyorum. İçinde kimler var? Ama 120 sanatçı var. Bakmak lazım. Peki şunu gördün mü, merak ediyorum. Yani Cumhurbaşkanı'na muhalif olup ama orada bir gelir imkanı olunca ve pandemi dolayısıyla çalışamayıp orada gelip bu geliri elde eden sanatçı var mı sence? Bilmiyorum. Bakmak lazım listeye. Hiç görmedin mi yani? Yok, sen muhaliftin, ne yapıyorsun burada? Yok, görmedim gerçekten. Yani şimdi ya Polat Yağcı bana bir ayrım yapılmadığını anlatıyor. Evet, ben yani de öyle düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı, yani bu konserlerin mimarı olan kişi de herhalde bu muhalif, bu muhalif değil falan gibi. Yok, ayırmamış mı? Zannetmiyorum.
Yani ya insan bakmaz mı? Gerçekten tamam, ben tamamına bakmadım ama ben bu sayıyı da hem basından hem de Polat'tan telefon görüşmesinde Polat'ın kendisine öğrendiğim için, ben 120 sanatçı kimler var gerçekten bilmiyorum ama ben hesabı şöyle yapıyorum. 120 sanatçı ortalama 10'ar kişi müzisyenden 1200 kişi yapar. Evet. Aileleriyle 4 ile çarparsan 5000 kişi bu işten, en azından şu pandemi sürecinde. Ben yani 7 ayda tek konser yaptım üstad ve tek fatura kesmedik şirketimiz mesela. Yani şey bir dakika. Açıdan sen zor. 7 aydır konser mi yapamıyorsun? Yani pandemiden dolayı işte toplanma konser yasağı şu falanın dolayı yapamıyoruz tabii. Doğru. Aslında olarak sırası gelmişken sorayım. Sen yani bu işte tabii ki bu işleri hep sosyal medya üzerinden işte kişiler hakkındaki spekülatif eleştirileri, tartışmaları okuyoruz. Yani sen aslında belli bir dönemden sonra Cumhurbaşkanı'na yakın bir kişi olarak algılandın ve bu senin hayrına olmadı mı bu işler? Yani belediyeden filan konserler almadın mı belediyelerden? Yok, hiç öyle değil. Yani sanatçılar... Bu nasıl şöyle, yandaşlık? Ne işe yaradı yandaşlık? Şöyle düşünüyorum. Bence siyasetçinin sanatçılara ihtiyacı vardır. Sanatçıların siyasetçilere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bir dakika, bu çok önemli. Böyle mi diyorsun? Ben böyle düşünüyorum. Çünkü o ortak paydada ne oluyor? Ya bir ülke meselesi oluyor ya da hayatı daha kolaylaştırmak için siyasetçiler, sanatçılar bir araya gelebilir. Ben bir siyasetçiyle ilişkimi bir faydacılık penceresinden hiçbir zaman götürmedim. Yani bir iş insanı değilim ki ben. Bakın ben sizin, geleceğiz o soruya. Evet, sizin programınızda söyleyeyim, ben son derece 30 yıllık müzik hayatımın en yoksul dönemini geçirdiğimi söyleyebilirim şu anda. Yani öyle mi? İş yapamıyorum. Film, dizi, konser. Niye? Ben kendime sorayım o zaman. Ben niye iş yapamıyorum? Neden çalışamıyorum? Neden? Yani evet. Yani sonuçta demek istediğim siyasetçilerle olan bağıma faydacılık penceresinden bakmadığım için üstad. Yani ben annemin, işte torunumun, kızımın kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için bu faydacılık penceresinden bakarak vekil olmadım, bakan olmadım, holding kurmadım, ihale takip etmedim. Yapabilir miydin? Yapabilirdim belki ama öyle bakan biri olmadığım için bırakın bunları, bu faydacılığı. Ben kendi işimi yapamıyorum kaç yıllardır. Niye yapamıyorum? Yani sorun buradan kaynaklanıyor. Yani insanlar acımasız şekilde sosyal medyada yargı yaparken haksızlık ediyorlar o açıdan. O açıdan yani üzücü bir şey. Yani bu. Twitter üzerinde örneklersek senin hakkında yazanlar, senin Cumhurbaşkanı'yla işte kaç tane fotoğraf var bilmiyorum. O sayıda, hı-hı, fotoğrafın nedeniyle aslında, hı-hı, senin bir takım konserlere çıktığını, bir takım, hı-hı, ihaleler aldığını, hı-hı, ve buradan bu siyasi yakınlık meselesini paraya tahvil ettiğini mi düşünüyorlar? Bence öyle, onu düşünüyorlar. O yüzden ben de onları görüyorum da onun için soruyorum. O yüzden hani işte yalaka, yandaş, şudur budur gibi şeylerle bence karalıyorlar insanları. Benim öyle bir, yani hayatım boyunca hiçbir ilişkime de faydacılık üzerinden bakmadım. Yani bu açıdan ciddi haksızlık içinde olduklarını. Peki orada bir kadro var. Seni orada görüyor muyuz? Ben hatırlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanının ve iletişim başkanının tercihi olan ya da Polat Yağcı'nın sevdiği, tanıdığı ve Türkiye'de de çok tanınan sanatçılar. Bunlar da Ajda Pekkan'ı söyleyebiliriz, Filiz Akın'ı söyleyebiliriz, Orhan Gencebay'ı söyleyebiliriz, hı-hı, Alişan'ı söyleyebiliriz. Şimdi çok isim var. Yani bu şey. Şöyle yapalım. Burada da ilk defa bir ismi hatırlayamadım ya da diğerini sayamadım diye sanatçılardan özür dilemeyeceğim. Çünkü Hülya Koçyiğit, özür dilerim, Filiz Akın değil, evet doğru, Hülya Koçyiğit. Yani burada hani ismini hatırlayamadığım sanatçılardan özür dilerim demeyeceğim çünkü kimse memnun olmuyor bu şekilde. Şimdi ben programa gelirken bu butonu hiç kullanmamaya dedim ki butonu hiç kullanmayacağım. Peki şimdi sen o fotoğraflarda var mısın? Şimdi üstad şöyle yapsak mesela, ben daha yeni yetme
çiçeği burnunda bir yıldır bu ülkede müzik yapan biri değilim. Ben 10 tane başbakan gördüm, 10 tane cumhurbaşkanı gördüm. 30 yılda ilk kez olmuyor ki bu işler. Yani popüler dünyada müzik yapan, her kesim tarafından sevilen bir sanatçının cumhurbaşkanıyla da irtibatı olur. Atıyorum bir kabadayıyla da bir masada görürsünüz, ondan sohbet eder. Bir sıradan vatandaşın içinde de görür. Yani benim özellikle müzisyenlerin kaderi mi bu? Bütün dünyada var çünkü. Ya, evet, yani Amerika'da Frank Sinatra'da bir ton var. Bir, en son bir yani başkanlık seçimlerinde görüyorsunuz kimler. Orada da bir siyah beyaz gibi böyle bir ikiye ayrılık var. Onu destekleyen sanatçılar. Kesinlikle var ve biraz sanatçılar. Önce söylediğin çok doğru. Aslında siyasilerin sanatçılara ihtiyacı var. Aynen. Çünkü çok az siyasinin, bütün dünyada çok az siyasi kimliğin ömrü sanatçıların ömrü kadar. Evet. Şu ömrü kastediyorum, kariyer ömründen söz ediyorum. Çok az şimdi, siyasetçinin ömrü o kadar uzun sürüyor. Ama sanatçılar ömür boyu topluma mal oluyor. Evet, şimdi bu mesele üstad nasıl biliyor musunuz? Şimdi mesela ben ilk kez resepsiyona gitmedim, ilk kez iftar yemeğine gitmedim. 30 yıl boyunca birçok cumhurbaşkanının, başbakanının davetlerine icabet etmiş bir sanatçıyım ben. Böyle sanatçı arkadaşımız da çok vardır. Ama bu sosyal medya denen ve son 3-4 yılda oluşan bu toplumun siyah beyaz gibi ayrılması, yani ben siyahsam sen mutlaka beyazsın gibi bir ilkel tutuma kadar gitti ve insanlar niye o zamanlar tartışılmıyordu da şimdi niye tartışılıyor? Tabii biraz önce söylediğim gibi bu toplumun bu siyah beyaz gibi ayrılmasının da biraz şeyine uğradım ben. Sen siyahsan ben mutlaka beyazım gibi. Halbuki ortada başka renkler de var. Mesela onların yaşam alanı yok mu, olmayacak mı gibi de düşünebiliriz. Evet. Ama şöyle düşünüyorum üstad. Yani ben o röportajla ilgili, yani bir gazeteciyle röportaj yapıyorsun. Gazeteci köpeği ısırmanı bekliyor. Köpeği ısırdığım algısını yaratıyor. Evet. Kendisi o zafer duygusuyla koltuğunda izliyor olanları. Sen de ortaya atılmış bir şey gibi. Yani sevgili anıyorum, rahmetli Ahmet Kaya'nın bir sözü vardır, çok severim. Derdi ki beni tanımayan biri beni görse mesleğiniz ne diye sorsa yanılmak der. Benim işim yanılmak. Galiba benim işim de yanılmak oluyor. Peki yani, o röportajda ne vardı? Yani seni yani sana saldırılan birkaç maddeyi anımsatır mısın bize? Ya mesela ondan önceki bir röportajdan başlayayım istersen. Üstad galiba Nokta Dergisi'ydi. Abdullah Gül o zaman Cumhurbaşkanı, yani Sayın Abdullah Gül, Tayyip Bey de Başbakan. İşte bu tip röportajlarda böyle siyasi sorular oluyor ya, Abdullah Gül'ü mü daha çok beğeniyorsunuz? İşte Tayyip Erdoğan'ı daha çok beğeniyorsunuz gibi sorular sormuş. Ona da öyle bir yanıt vermiştim. Hani ikisinin siyaset, yoğurt yiyişinin, siyaset yapmasının farklı olduğunu söylemiştim. Abdullah Gülcüyüm diye manşet atmıştı mesela dergi. Şimdi burada da ya işte iktidarın iyi yaptığı ve kötü yaptığı şeyler neler gibi bir şeyler sormuştu. Ben de iktidarın beğendiğim, ya bu işleri iyi yapıyorlar, bu işlerde de sınıfta kaldılar gibi bir şeyler. Onlar da zaten puntolar halinde röportaja koymuştu. Evet. Ya benim derdim şu, her zaman da ben pişman değilim o röportajdan. O röportajda söylediklerimi şu an yapsam yine söylerim de. Yani iyi olan bir şeye iyi demezsek kötünün anlamı, kötünün kötü olduğunu nasıl bileceğiz kötünün? Yani her şey kötüyse iyi nerede kalıyor? Yani o açıdan öyle bir talihsiz bir durum yaşadım yani. Peki şimdi Ahmet Hakan'a baktığında sence Ahmet Hakan da talihsiz durumlar yaşıyor mu senin gibi? Yani şimdi burada benim ilgimi şu çekiyor. Yani şimdi gazeteciler gazetecilik yapmak zorundalar. Müzisyenler, sanatçılar mesleklerini sürdürmek zorundalar. Neden sürdürmek zorundalar? Çünkü bir kere bunlar, ya eğer bu isimleri biz tanıyorsak, biliyorsak, kabiliyetsiz insanlar değil. Yani bazı işlerin torpili yok. Mesela gazetecilikte torpil olmaz. Sanat işlerinde torpil olmaz. Yani bunu hakikaten bu bileği bükebiliyorsan
herkesin gözü önünde bükersin. Bu çiviyi çakabiliyorsan herkesin gözü önünde çakarsın. Yani böyle bu hani şuraya şu mevkiye şu adamı yerleştirelim de bu da bankamatik memuru olsun gibi olabilecek işler değildir bunlar. Yani adam bir iş yapabiliyordur herkesin gözünün önünde falan filan. Bu işleri sürdürmek, bu işleri sürdürmek şu iktidarın altında, bu iktidarın altında şu işlerde, bu kişilerde, bu bilmem nelerle falan filan böyle bir meselesi var Türkiye'nin. Ve şimdi yani o röportajı yapan gazeteci de demek ki bir kıymeti var ki yıllardır o işte o işleri yapabiliyor, değil mi? Evet. Şimdi aynı şeyler, yani şimdi sen Ahmet Hakan'la röportaj yapsan Ahmet Hakan da sana bir takım şeyler anlatabilir. Yani yanlış anlaşıldım, şöyle oldu, böyle oldu. Aslında o uçağa binmeyecektim ama madem bindim bir kere daha bindim falan. Ya da sadece uçağa bir kere bindim. Yani aynen hani bu senin anlattığın gibi. Yani, yok, yani sen de diyorsun ki sen kaç tane davete iftara katıldın Cumhurbaşkanlığında? Yani çok. Çok. Keşke az deseydin. O uçağa çünkü galiba bir kere bindim diye. Hayır ben hayır sadece bu dönemki bu dönemden değil daha öncesinden 30 evet. yıldan bahsediyorum evet. O yüzden çok. Evet. Yani tabii böyle bir mesele var ama peki şunu merak ediyorum. Cumhurbaşkanlığı davetlerine icabet etmek, katılmak gerekli mi? Bunu terbiye yani tırnak içinde söyleyeyim. Bu biraz yetiştirilme tarzıyla babamdan geçme şeyler. Benim babam asker kökenli. 63'te Harbiye, Harbiye'de 63 mezunu yoktur. Bütün sınıflarını atmışlar. Talatay demirciler yani darbeye kalkmışlar. Çevresi, babamın çevresi tamamen bürokrat çevredir. Yani babamın 30 bin tane öğrenci yetiştirmiş. Genel müdür, vali, benim o şeyim yani bizi mesela okulların müsamerelerine götürürdü. 30 Ağustos'lara 29 Ekim'lere götürürdü. Yani o davet, o icabet işi devletin başı Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet edilir. Ne düşünüyorsan istersen anarşist ol ya da ateist ol ama Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet edilir. Ben o terbiye ve gelenekten gelen bir insanım. Ben bunu kendi gördüğüm örf, adet ya da işte babadan gördüğüm şey olduğu için doğal olarak ben çok doğal bulurum. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın Tayyip Bey'in davetine değil, Ahmet Necdet'e de gittim, Abdullah Gül'e de gittim, Süleyman Demirel'e de gittim. Yani sorun devletin başı sizi bir yere çağırırsa oraya gideceksiniz. Ben öyle bakıyorum. İnsanlar da gitmeyebilirler. Ya bu bir yandan tedirgin edici değil mi? Yani ben tam tarihi şimdi söyleyemeyeceğim ama Van depremi ertesindeki yaptığımız o zaman bulunduğum kanalla yaptığımız çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanlığı tarafından bir altın madalyaya layık bulunarak galiba 6 ya da 8 kişiyle beraber Cumhurbaşkanlığına çağrıldım. Hı hı. Yanılmıyorum değil mi? O zaman başbakan değildir Cumhurbaşkanı. Tam anımsayamıyorum ve ben hakikaten yurt dışındaydım ve sevgili menajerim Reyhan'ı gönderdim. Cumhurbaşkanımız ona madalya taktı. Hatta bir şaşkınlık da olmuş bu kim gibilerden. Yani bu başka birisi olması gerekmiyor muydu bunun yerinde filan gibilerden. Ben hakikaten yurt dışındaydım ama birçok sanatçıyı biliyorum. Hızla yurt dışına çıkan. Böyle bir davet olduğunda çok yani tabii ki bilmiyorum bunların ben, izi yani, sürülüyor mu? Yani sen hakikaten yurt dışında mısın? Pasaportunda bir damga göster ya da hakikaten hasta mısın? Bir geçmiş olsuna gönderelim birilerini falan gibilerden. Ya, üstad, yani. Yani, ama ben, sen diyorsun ki bu bir aile terbiyesidir. Bu bir vatandaşlık terbiyesidir ve buna icabet edilir. Ya bakın Afşin'e gittim. Ya şöyle denilemez değil mi? Bana da öyle geliyor yani. Hani dur bakalım ben Cumhurbaşkanlığına gelirim ama bir başka Cumhurbaşkanı olduğu zaman diyemez herhalde değil mi? Sanatçılar halka mal olmuş insanlar. Velev ki şöyle düşünelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Olmaz. Oldu.
Olur mu? Oldu diyelim. Başkalarına ya da, aday gösteriyor. Ya da, iktidar değişti. İşte şu anda muhalefet eden arkadaşlarımızın istediği biri oldu. Resepsiyona giden o insanlar da gidecekler. Ben şahsen onlara ne yandaş derim ne yalaka derim. Çünkü gitmek kadar doğal bir şey yok ki. Yani o zaman onlar da o saraya çıkıp ya da o köşke çıkıp Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf verecekler, sohbet edecekler. Bir de yandaşlık kötü bir şey değil ki üstad yani. Uyumlu, ben onu söylüyorum. Ben uyumlu bir insanım yani. Ben her insanı dinlerim. Dur, burası zor bir konu. Bir dakika. Yandaşlık kötü bir şey değil mi? Bence değil yandaşlık. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Evet ama eğer Yavuz Bingöl'ün kimliğinden konuşuyorsak Yavuz Bingöl bir partili değil galiba. Değilim tabii ki. Hiçbir şeyim yok. Ama ben dediğim gibi yani bu yandaşlık olarak algılanması doğru bir şey değil. Ben gerçekten ülkenin çıkarı için ülkenin millet yani ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisi.